Hoş bulduk Mücahit. Hocam direkt biz üniversiteyle ilgili konuşarak başlayalım vakit kaybetmeden. Kısa zaman önce kurulmasına rağmen büyük başarılar kazanan İbni Haldun Üniversitesi'nin kuruluşundan başlayarak küçük bir bilgilendirme yapalım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle fırsatı verdiğiniz için. İbni Haldun Üniversitesi kuruluş işlemlerini 2015 yılında tamamlamış olan. Ve fakat kuruluş aşamalarında 2017, yani bu yılın başında başladı. Yani. Başakşehir kampüsünde ve kısa zamanda çok büyük işler başardık çok şükür. İbni Haldun Üniversitesi olarak kendimizi Türkiye'nin sosyal bilimler alanında bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırıyoruz. Ve asıl amacımız sosyal bilimlerin değişik alanlarında İslami ilimler olsun, felsefe olsun, işletme, iktisat, hukuk gibi alanlarında Türkiye'de ihtiyaç duyulan araştırmacıların yetiştirilmesi, aynı şekilde bölgede ihtiyaç duyulan araştırmacıların yetiştirilmesi, bunun yanında da yine eğitime, araştırmacılar yetiştirme yoluyla katkı sunulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda katkı sunulması vizyonuyla yola çıkmış bir üniversite, İbni Haldun Üniversitesi. Evet. Tabii işe lisans programlarımızla başladık ve son süreçte bu sene öğrencilerimizi de aldık. 150 kontenjanımızın lisans bölümlerde 150 yerli kontenjan açmıştık. Tamamı dolu, burslu şekilde. Hepsini doldurduk ve bu alanda %100 tüm kontenjanlarını doldurabilen bir üniversite olduk. Ve birçok alanda da ilk 5'e ya da ilk 10'a girdik çok şükür. Evet. Keza üniversitemizin bir başka vizyonu da uluslararası bir üniversite olmak. Yine lisans alanında oldukça yüksek. Yani 1000'in üzerinde yabancı öğrenci, bölgeden ve dünyanın değişik ülkelerinden 1000'in üzerinde başvuru aldık. Ben kendi alanım olan işletmeden örnek vermek gerekirse 260 civarında başvuru aldık lisansa. Kadromuz sadece 5'ti kontenjanımız. Evet. Ve çok nitelikli öğrenciler almış bulundayız. Dünyanın farklı ülkelerinden, Burkina Faso'dan Pakistan'a uzanan bir yelpazede çok güzel yine öğrencilerimiz var. Tabii daha sonra üniversitemizin asıl alanı olan lisansüstü çalışmalar. Evet, lisansüstüne geçmeden ben bir şey daha sormak istiyorum. Burstan bahsettiğiniz bu burs miktarı ne kadar üniversitenin sağlamış olduğu? Şimdi lisans tarafı yüksek lisanstan ayrı. Lisans tarafında İbni Haldun Üniversitesi aldığı karar çerçevesinde tüm öğrencilerini burslu olarak aldı. %100 burs. Öğrenim ücretinden muaf olarak ve değişik imkanlar sunuyor. Tabii öğrencinin derecesine göre, öğrencinin İbni Haldun Üniversitesi'ni tercih sırasına göre, başarı sırasına göre değişik oranlarda yaşam katkı payı ödemelerini de içeren bir burs paketi sunuldu öğrencilere. Ve bu şekilde lisans öğrencilerimizi tamamlamış buluyoruz. Yüksek lisans öğrencilerimiz için de yine farklı burs seçeneklerimiz olacak. Özellikle sosyal bilimler alanlarında, diğer sosyal bilimler alanlarında böyle çalışanlara yönelik olan programlarımızın dışında kalan ve özellikle akademik hayatı hedefleyen, hayatının ilerleyen safhalarında akademik çalışmalarıyla kariyerine devam etmek isteyen başarılı öğrencilere gerçekten cömert sayılabilecek ve Türkçe şartlarının üzerinde burs imkanlarımız var. Dilerseniz ben biraz yüksek lisans Geçelim. Istiyorum. Yani neden İbni Haldun Üniversitesi'nde yüksek lisans yapalım sorusunu size yönelsek nasıl bir cevap alırız hocam? Ya aslında İbni Haldun Üniversitesi kurulduğu zaman lisansa öğrenci alıp almama noktasında da tereddüt edilmiş bir süreç de geçirilmiş. Ama lisansa da öğrenci alındı. Zira İbni Haldun Üniversitesi kuruluş itibariyle araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen bir üniversite ve asıl ilgi alanı lisansüstü çalışmalar. Örneğin biz lisans programları çerçevesinde 150 civarında bir kontenjanla yola çıktık. Yüksek lisans kontenjanlarımız bunun iki katı. Yani bizim öğrencilerimizin en az %66'sı bir şekilde lisansüstü eğitiminden oluşacak. Lisans üstünde ben aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans programlarını koordine etmekten de sorumluyuz. 3 ay içerisinde 20'nin üzerinde program açtık. İslami ilimler, din bilimleri, hukuk, felsefe,
sosyoloji, psikoloji gibi alanların yanı sıra kendi alanım olan işletmede tezli tesis yüksek lisans imkanları, iktisatta tezli tesis yüksek lisans imkanları. Keza bizim hibrit bir bölümümüz var ve çok iddialıyız. Finansal ekonomi yüksek lisansımız var. 4 Eylül 2017'ye kadar da başvuruları kabul ediyoruz. Şu anda başvuru aşamasında. Tabii, başvuru aşamalarımız devam ediyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde başvuru kabulü yapıyoruz. Evet. Yine orada da çok güzel bir uluslararası teveccüh var. Ulusal ve uluslararası teveccüh var. İnşallah öğrencilerimizle beraber kendi alanlarında Türkiye'ye önemli akademik çalışmalar sunan bir ekip yakalayacağız. Daha çok sosyal tabanlı bölümler var. Bu bölümler arasında en çok rağbet gören, yani ilk üç bölümü saymak gerekirse hangilerini söyleyebiliriz? Şimdi şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Gerçekten uluslararası ve küresel trendlerle ülkemizde yüksek lisans çalışmalarını tercih etme, bölümleri tercih etme noktasında bir farklılaşma var. Evet. Bu lisansta da kendini gösterdi. Lisansta hukuk gibi bölümler, tarih, sosyoloji, psikoloji gibi bölümler ulusal öğrencilerden, yani yerel öğrencilerden daha çok teveccüh görürken, en büyük teveccühü uluslararası bağlamda işletme iktisat gibi bölümler aldı. Hı hı. Aynı trend yüksek lisans seviyesinde de devam ediyor. Hukuk, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, klinik psikoloji yüksek lisansları yerel öğrencilerden oldukça teveccüh görüyor. Evet. Yabancı öğrenciler nezdinde ise işletme şu anda en ön sırada. Yine uluslararası ilişkiler yabancı öğrenciler nezdinde de çok büyük teveccüh gören bölümlerden biri. Finansal ekonomi. Finansal ekonomi de keza o şekilde. Evet. İktisat da o şekilde. Yani en çok rağbet gören bölümleri işletme ve finansal ekonomi olarak söylersek, işletme bölümünü biraz irdeleyelim. Tabii ki. Eğitim kadrosundan, eğitimin amacından hedefine varana kadar neler söyleyebiliriz bu konuda? Şimdi işletme bölümü, iktisat bölümü ve iki bölümün ortaklaşa kurguladığı finansal ekonomi bölümü kadrosu belki de Türkiye'de birim öğrenci başına en çok finansçıyı içeren akademik kadro. Bizim çok güçlü bir finans ekibimiz var. Evet. Borsa İstanbul, ben kendim hem Borsa İstanbul kökenliyim, aynı zamanda Dünya Bankası'nda çalıştım. İslam finans alanında uzmanım aynı zamanda. Yine diğer arkadaşlarımız, diğer akademik hocalarımız Borsa İstanbul kökenli, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde çok güçlü araştırmalar yapmış, yönetim bilimlerinde çalışmış hocalarımız var. Yani bu kadro akademik eğitimin, deneyimin yanında piyasada da bizzat kesinlikle çalışan tam, tecrübeli. Ben de o noktaya değinmek istiyorum. Aynen öyle. Ekip olarak bir şeyi çok önemsiyoruz. Gerek işletmede, gerek iktisatta, gerek finansal ekonomide. Şimdi hepimiz bir şekilde hayatımızın belli dönemlerinde teorik çalışmalar yaptık. Doktora yapıyorsanız teoriye girmek zorundasınız. Tabii bir de veriyle uğraşmanız gerekiyor. Buna uygulamalı, yani applied research denilebiliyor. Uygulamalı araştırma. Biz tüm bu üç bölümümüzde de uygulamalı araştırmayı ziyadesiyle önemsiyoruz. Ve bizim yine bir politikamız var. Şimdi bize tezli programlarımıza özellikle kabul alan öğrencilerimiz eğer niyetleri akademik kariyerde devam etmekse çok cömertçe burs imkanlarımızdan faydalanacaklar ve bu imkanların yanı sıra biz bu öğrencilerimizi asistan olarak alacağız. Üniversite bünyesinde de değerlendiriyoruz. Mesela benim öğrencilerim ya da diğer hocalarımızın öğrencileri işte yönetim bilimini düşündüğünüzde birkaç alan vardır. Bir yönetimin kendisi, yönetim bilim, yönetim organizasyon, örgütsel davranış gibi alanlar. Öte tarafta pazarlama gibi koskoca bir alan var. Yine bizim en güçlü olduğumuzu söylediğimiz finans alanı var, finans ve muhasebe alanı. Öğrencilerimiz bu alanlarda uygulamalı çalışmalar yapacaklar, projelerde görev alacaklar. Ve bu şekilde sadece sınıfta kalmayacak eğitim. Anladım. Sınıfta kalmayacak. Bir de şunu da belirtmek istiyorum. Başakşehir kampüsünde bizim ana yerleşkemiz. Ve fakat biz Bakırköy'de Tarihi Binaoğlu Taş Mektebi de özellikle eksekutif programlar için, yani yönetici programları için şu anda hazırlıyoruz. Ve eğitimlerimizi büyük ölçüde Bakırköy'de vereceğiz. Yönetici bu adaylarımız. Bu sezonda da yetişecek yani. Kesinlikle.
Kimi hedefliyoruz? Bir defa işletme, iktisat ve finansal alanlarda akademisyen olmak isteyen adaylara kapımız ziyadesiyle açık. Çünkü evet, biz de böyle insanlara bakıyoruz. Uzun soluklu ana misyonumuz, biz araştırmacıyı yetiştirmek istiyoruz. Doktora yapacak, kariyerini akademik şekilde devam ettirecek adaylar arıyoruz. Öte taraftan çalışanlara yönelik de programlarımız var. Türkiye'de önemli bir sorun. Aslında dünyanın her yerinde MBA, yani işletme master'ı çalışanlar açısından bir tane temel insiyakla yapılır. Bunun en önemlisi, ben çalışıyorum, mühendisim ya da farklı alanda yetiştirdim kendimi. Lisans eğitimim farklı. Özellikle mühendislerde sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur bu. Bir süre sonra o mühendisliğin vermiş olduğu sürekli operasyonel işlerle iştigal etmekten çıkıp daha stratejik karar alma süreçlerine, bütçeleme süreçlerine dahil olmak isteyen mühendis kökenli adaylar iş hayatlarında yeni bir alana geçmek istediklerinde işletme master'ı alırlar. Bizim hedef kitlemizden birisi de yine bu kesim. İş hayatlarına farklı bir soluk getirmek isteyen çalışanları da özellikle tesis programlarımıza bekliyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, işletmede durum böyleyken bir de finansal ekonomiye değinmiştik, evet, bu bölüme değinmiştik. Yani tabii şimdi hayatımızda bilişimin, iletişimin hızlanmasıyla beraber artık ekonomide de belli başlı yerlerdeki gelişmeler küresel çapta yankı bulabiliyor. Hayatımızı gitgide içine alan bir bölüm. Evet. Bu bölümle ilgili neler aktarabiliriz, neler söyleyebiliriz? Şimdi finansal ekonomi yüksek lisansında neyi hedefliyoruz, amacımız ne? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. O da iletişim teknolojilerinde, bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişme. Bunun en çok aksülamel bulduğu, en çok eko yaptığı alan finans alanı küresel seviyede. Evet. Bugün dünya blockchain gibi bir olguyu tartışıyor, bitcoin gibi bir olguyu tartışıyor ve hani bir söz var ya, dünya beşten büyüktür diye, artık fazlasıyla ziyadesiyle dile getirilmeye başlandı. Evet. Ben bunu şöyle adapte ediyorum. Dünya ekonomisi de artık ulus devletlerin koymuş olduğu regülatif yapıdan büyük bir şey. Yani ve bu cin şişeden çıktı ve küresel seviyede gerçek anlamda ulus devletler küresel ekonomi ve finans yönetişiminin çok gerisindeler. Bunu itiraf eden herkes itiraf ediyor ve bu artık merkez bankalarını zorluyor. Bir kişinin çıkıp Yellen'ın arkasında, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın bir pankart açıp buy Bitcoin şeklinde Bitcoin alın dediği noktalara kadar geldik. Evet. İşte biz de İbn Haldun Üniversitesi olarak bu küresel gelişmeleri göz önüne bulundurarak diyoruz ki biz küresel seviyede bu küresel mimariyi anlayabilecek araştırmacılar yetiştirmek istiyoruz. Tabii burada önemli projelerimiz var. Öğrencilerimiz geldiğinde de görecekler finans alanında. Biz bankacılığın yanı sıra farklı bir şey yapmak istiyoruz Türkiye'de. Zira hani Borsa İstanbul'da vesairede, yani önceki çalışmalarımızda da ben Dünya Bankası'ndayken özellikle non-bank finance channels, yani bankacılık dışı finans kanalları, mikrofinansman gibi, kitle fonlaması gibi, özellikle İslami finans ürünleri gibi, ortaklık finansmanı, private equity tarzı finansman tarzlarına odaklanan çalışmalarım olmuştu. Öğrencilerimize bu inovatif alanlarda da fikir sunacak, farklı çalışmalar yaptıracak bir ortam sağlamaya çalışacağız. Amacımız ortaklık finansmanını ülkemizin ve bölgenin gündemindeki yerini arttırmak. Evet. Çünkü dünyanın geleceği öyle ya da böyle ortaklık finansmanından geçiyor. Ve biz de bu noktada ülkemize ve bölgeye yetişmiş eleman sağlamak istiyoruz. Bu böyle de bir misyonumuz İnşallah. Var. İnşallah. Yani günümüzde özellikle Türkiye'de üniversite sayısı arttı. Öyle ya da böyle arttı ama sizin söylediğiniz gibi işte araştırmacı ya da uygulamaya dönük eğitimler veren üniversitelerimiz maalesef diyeyim pek olmamakla beraber, inşallah bu konuda güzel başarılara imza atarsınız i̇nşallah. Diyorum. İnşallah. Biz öğrencilerimizi bekliyoruz. Dediğim gibi 4 Eylül 2017 tarihine kadar kayıtlar Sosyal Bilimler Enstitümüzün, İbn Haldun Üniversitemizin sitesinden başvurularını yapabilirler. Hepsini üniversitemizi ziyarete de bekliyoruz. Enstitümüzü ziyarete de bekliyoruz.
Bu fırsatı verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim katıldığınız ve kıymetli bilgileri aktardığınız için. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, İbni Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Nihat Gümüş bizlerleydi ve İbni Haldun Üniversitesi'ni anlattı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.